Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neredeyse gittiği her afet bölgesinde halka çay dağıtıyor. Mitinglere katılan AKP'liler de Erdoğan'ın üstlerine fırlattığı çaylara büyük rağbet gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın imzasını taşıyan çay paketinin üzerinde 200 gram siyah çay yazıyor. AKP'nin logosuyla gönül belediyeciliği sloganı da hemen yanı başında bulunuyor gramaj bilgisinin. Kalp resminin içinde ise Türk bayrağı işli. Cumhurbaşkanlığı tarafından dağıtılan o çayların satılması da yasak. Ve bu çay 200 gram. 200 gramlı bu çay hakikaten çok keyifli. Erdoğan işte her konuşmasının sonunda halka 200 gramlık o çay paketlerini atıyor. Öyle ki seçim otobüsüyle yolculuk yaparken yolda gördüğü vatandaşlara da çay paketi fırlatıyor Cumhurbaşkanı. Hiç beklemedikleri bir anda üzerlerine uçan çay paketini görenler refleksle kafalarını korumak zorunda kalıyor. Kimisi çay paketlerini düştüğü yerden bırakıp gidiyor. Cumhurbaşkanının yangın bölgesinde afetzedelere çay atması büyük tepki çekti. Ama henüz o çaylara gösterilen tepki dinmeden Erdoğan'ın dağıttığı çay paketleriyle ilgili şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, Erdoğan'ın elinden çıkan o çay paketlerinde hile olduğuna dair bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Devletimiz güçlü, her zaman milletinin yanında, milletine hizmet etmek için. Karar Gazetesi yazarının paylaşımına göre Erdoğan'dan çay alan bir vatandaş paketi eve götürüp hassas mutfak tartısına koydu. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyoruz ama çıkan sonuç garipti. Üzerinde 200 gram yazan çayın ağırlığı hassas tartıda 180 gram çıktı. Yani ağırlığı üzerinde yazandan 20 gram eksikti. %10'luk bir kayıp vardı. Bu tespiti İbrahim Kahveci "bu kadar da olur ama" yazarak paylaştı. 200 gramlı bu çay hakikaten çok keyifli. Bir ürünün paket üzerindeki ağırlığıyla gerçek ağırlığı arasındaki o farka halk arasında gramaj hilesi adı veriliyor. Türkiye kanunlarında o hile shrinkflasyon, yani daraltma olarak tanımlanıyor. Hatta cezası bile var. Erdoğan'ın dağıttığı çaylarda yapıldığı gibi shrinkflasyon, yani gramaj hilesi yapanlara Ticaret Bakanlığı 11 bin ile 114 bin TL arasında para cezası kesiyor. Shrinkflasyon ekonomik krizle birlikte son yıllarda Türkiye'de iyice yaygınlaştı. Neredeyse kural haline geldi ticarette. Malların fiyatları değişmeden hacimleri, boyutları, adetleri ve ağırlığı küçültülüyor ama fiyatı ucuzlatılmıyor. Yani aynı paraya daha az ürün almış oluyoruz. Ürünün boyutunun, ağırlığının küçültülmesi nedeniyle birim fiyatının artması gizli enflasyon olarak nitelendiriliyor. Gramaj hilesi sadece çaylarda uygulanmıyor tabii ki. Ekmek başta olmak üzere birçok gıda ve içecek ürününde sıkça görülür oldu artık. En fazla ürün boyutu değişikliği yapılan ürünler şöyle: çikolata, şekerleme grubu, meyve suları, reçel, şurup, ekmek, et ürünleri, konserve, çay ve kahve poşetleri, patates cipsi, hayvan mamaları, tuvalet kağıdı, diş macunu, bebek bezi ve bulaşık deterjanı. Bold'un haberine göre son yıllarda artan gramaj hilesi sonrası Ticaret Bakanlığı geçen Şubat ayında konuyla ilgili bir karar aldı. Duruş net. Gramaj hilesini aldatıcı ticari uygulama kapsamına alan bakanlık kararıyla artık gıdada gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin liraya kadar idari para cezası veriliyor. Eğer çayların gramajında gerçekten hile varsa bu düzenlemeye göre Cumhurbaşkanlığına da para cezası kesilmesi gerekiyor mu bilen yok. Ama ceza kesilse bile eksik gramajda olduğu gibi kesilen cezada da yine mağdur vatandaş olacak. Çünkü Cumhurbaşkanlığı tamamen milletin vergileriyle ayakta duruyor. Yani cezayı da vatandaş ödeyecek. 200 gramlı bu çay hakikaten çok keyifli. Ve inşallah bundan önce biliyorsunuz bir fincan kahve dağıtıyordu. Diyorduk ki bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Şimdi de işte sandık başkanlarının riyasetindeki bu kurullarımız artık bütün sandık seçmen listesine ulaşacaksınız ve onlara birer bu çaydan ikram edeceksiniz.